Bugün e, hoca efendinin 25 Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu Bamment'li sohbeti gerçek akıbet müttakillerindir. Bamment'nin eee mütalasını, müzakeresini yaptığımız uzun toplantısında 16 madde çıkarmışız. Bamment'lindeki yaptığımız müzakereler e, önemli bir düşünceyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız Hoca efendi, BAM TV sohbetlerinde cemaate ve bizlere ne anlatmak istiyor, ne anlatmaya çalışıyor, bunu gündeme getiriyoruz. Çünkü Hocaefendi'nin bir dinlemeyle meselesinin anlaşılmadığı, maksatlarını tam anlayamadığımızı görüyoruz. Bunların tekrar dinlenilmesinde büyük istifade var. Özellikle 2016-15 Temmuz meşhum uğursuz darbe senaryosundan sonra cemaate büyük sıkıntılar meydana geldi, büyük zulümler yapıldı, baskılar yapıldı. Mal el konuldu. insana hapse atıldı. Yüz binden insan görevinden alındı. Dolayısıyla bu süreçte Hoca Efendi'nin anlattıklarından iyi ders çıkarmamız gerektiğini, bantellerini dinleyip geçmememiz icap ettiğini, bunu mütevellilerde, toplantılarımızda üzerinde mütalaa yapmamız icap ettiğini. Yani Hoca Efendi bize burada ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor, ne yapmamızı tavsiye ediyor. Hoca Efendi tavsiye eden bir rehber ve önderdir. Dolayısıyla emretmez, emir vermez. Allah rızası için İslami hususları, insani hususları ve ülke bazındaki bizim gelişmeler bizlere usulünce anlatmaya çalışıyor. Ve bundan bizim bunları anlayıp idrak edip bu tavsiyelere göre e, hizmetimizi yönlendirmemiz, devam ettirmemiz ferden ferda aile olarak, cemaat olarak davranışlarımızı düzenlememiz cevap ediyor. Dolayısıyla bu konu manteli müzakereleri bu ihtiyaçtan dolayı gündeme geldi. Ve biz bunu Zoom grubunda bunları tartışıyoruz. Bir hocamız bunu izah ediyor. Önce Hoca efendi dinliyoruz. Bir hocamız izahta bulunuyor. Toplantı kapıdan diğer hocalarımız, arkadaşlarımız fikirlerini ilave ediyorlar. Ve yeni düşünceler orada ne anladığını anlatıyorlar. Bundan çıkan notları biz de sizlere YouTube'da program olarak e, banteli sohbetinden çıkan kendinize bakan yönü Yani Hoca Efendi'nin bantelini bize bakan yönüyle bize ne söylemeye çalışıyor hocam? hizmetli olan insanlara ne anlatmaya çalışıyor bakış açısıyla gözden geçirerek 16 madde çıkardık. Yani diğer yönlerini konunun ele almıyoruz. Başkalarına bakan yönüne fazla konuya girmiyoruz. Ağırlık olarak bize ne anlatmaya çalışıyor? Bizler buna ne ders çıkarmalıyız? Bunu belirlemeye çalışıyoruz. 16 madde bugün çıkarmışız. Hoca Efendi'nin 25 Aralık 2016 tarihinde yaptığı BAMTEL'inde başlık gerçek akibet müttakilerindir ben şimdi bunu bunda çıkan 16 maddeyi birer materyal halinde kısa kısa hem okuyup hem kısaca izah ederek anlatmaya çalışacağım. Birinci çıkan çıkardığım madde Musa Aleyhisselam kavminden olan Karun zamanla zenginleşerek dünyevi ve imkanlar karşısında Allah'a isyan etti. Bizler çok daha fazla dikkatli olmalıyız. Hoca Efendi bu, bu bam telinde Musa Aleyhisselam'ın zamandaki e, yine Yahudi kavminde olan Karun isminde mümin olan bir zatın nasıl zenginleşerek güçlendiğini ve firavunlaştığını, gücü ben elde ettim, ben kazandım diyerek Allah'a isyan ettiğini ve yoldan çıktığını anlatıyor. Ve biz burada bunu bize niçin anlatıyor? Yani bizler de mal muh sahibi olarak dünyaya meylederek, e, kendimize göre hareket ederek Allah'ın rızasının dışına davranarak yani israfa girerek, mal mülk sahibi olarak, dini yaşantıyı terk ederek, aile yaşadığımızı İslami çizgi dışına çıkartarak kayabiliriz diyor. Hassas olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Buradaki konuyu bu şekilde Hoca Efendi bize izah ediyor. İkinci madde, birçok insan hasetlik ve kıskançlık ile dünya birleşerek kaybediyorlar. Bir de burada ee, insanlığımızı, e, insanlarımızı uyarıyor. Yani o yaptı ben de yapayım. Onun yaptığını ben yapmam lazım. O niye yapıyor ben yapamıyorum. O niye başarılı ben değilim gibi kıskançlıklar, hasretlikler, çekemezlikler. E, aramızda onun olabileceğini, başka cemaatlerin bizi eleştirebileceğini, tenkit edebileceğini, kıskanabileceğini. Bu şekilde insanın kendini ben de daha çok kazan hırs göstererek daha çok kazanma da helal harama dikkat etmeyerek dünyevi yaşantıya, lüks araba alma, lüks evlerde yaşama, rahat tatiller yapma, dünya birleşme Hocam benim tabiriyle dünya birleşmeye başlamamızın kaybetmeye sebep olabileceğini gayet net anlatıyor. Bu hepimiz 15 Temmuz öncesi Türkiye'de sürecindeki rahat yaşantımızın bugün olmadığını hepimiz görüyoruz. Allah'a yaklaşmamız daha artıyor. Teheccüdlerimiz artıyor, ibadetlerimiz artıyor, kulluğumuz artıyor. Neden? Çünkü artık mağduriyetler yaşanınca insan ister istemez Rabbine daha yaklaşıyor. O yüzden Hoca Efendi dikkat etmeliyiz diye bize bu kubam telinde bunu anlatmış. Üçüncü madde olarak güç ve kuvvet sahibi olunca hak ve adalet ölçüsü olmazsa başkalarına zulmediliyor çok dikkatli yaşamalıyız. Evet. İnsan güçlerince maddi yönden, idari yönden, makam mevki sahibi olunca, bir yerde itibarlı insanı gelince, hizmet içinde hadim, koordinatör, müdür, genel müdür gibi mesela olunca Allah korusun eğer o anda o arkadaşımız hak ve adalet ölçüsünü tam tutturamıyorsa, ekibiyle isya ederek beşer iş yapmıyorsa, orta hakkında tabi olmuyorsa, kendi dediğim dedik gibi bir anlayışa, anlayışa kendini kaptırırsa Allah korusun, etrafında sadece ne derse evet diyen, kafa sallayan kişiler bulunur, eleştirenler, dikkat onu söyleyenler bulunmazsa, onların yanına ayırırsa Allah muhafaza ediyor. Yaşantısı da bozulur. Manevi hayat da bozulabilir. Çünkü ölçüyü kaçıracağından dolayı Allah muhafaza. O yüzden Hoca Efendi bizi bu konuda uyarıyor. Hak ve adam ölçülüğünü tıklar etmezse ölçüler devreye girer. Etrafında da ona evet diyen tıklar çıkınca yanlışlar yapmaya Allah muhafaza başlar ve bu da manevi yaşantısına tesir eder. Allah muhafaza etsin diyor. Bu konuda ölçülü olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Meşverete riayet ederek hareket etmeliyiz. Şahsi kararlar asla vermemeliyiz demek istiyor hocam efendi burada bize. Dördüncü madde, insan başkalarına karşı kibir ve büyüklük taslaması fesatlanmaya açık hale gelmektir. Böyleleri fırsat ifşaatta bulunarak zarar verirler. Şimdi başkalarına ben daha büyüküm, ben daha güçlüyüm, ben daha maliyemden daha zenginim, ben daha makam sahibiyim, ben müdürüm, ben genel müdürüm, ben ülke abisiyim gibi tavırlar diyor. O kişi, o göreve gelen kişiler böyle bir tavır sergiliyorsa, böyle bir kibir varsa bu fesat başlaması açık hale gelir, aldatılmaya müsaade hale gelir ve böylece değişik ifşaatlar yapmaya başlarlar, yanlışlar yapmaya başlarlar. Bu ifsat olayıdır diyor. Makam mevkiye yükseldikçe kişinin daha mütevazi, daha halimseli, daha çok insanları dinleyen, meşrete işaret eden olmalıdır diyor Hoca Efendi. Makam mevki sahibi olunca emreden, emir veren hale gelmemelisiniz demek istiyor bizlere. Bu bizim için önemli bir ölçü. Beşinci maddede hele gücü siyasi iktidarı elinde bulunanlar bunu dini fetva vesaireyle uydururlarsa daha büyük zulümlere sebep olur. Burada Hoca Efendi biraz daha meseleyi sosyal hayata, ülkeye yönelik izah ediyor, öyle anlaşılıyor. Siyasi bir güç sahibi olmuşsa diyor ve bunu da İslam adına yapıyor gibi gösterirse diyor, İslam'ın adını kullanarak fetvalarla bunu uydurursa yani e, yolsuzluk hırsızlık değildir, hak hukuktur, yüzde yirmi hakkıdır, devlet başkanı olmuşsa hakkıdır gibi yanlış şeyleri uygulayarak milletin malını çalmaya başlarsa diyor her türlü yolsuzluğa girer, zulme başlar. Onu ikaz eden uyaranlara da her türlü zulmü yapmaya başlar diyor. Biraz daha genel Türkiye'deki süreci yaşadığımız süreci biraz anlatıyor. Bu konuya fazla değinmek istemiyorum. Hepimiz bunu yaşadık, görüyoruz ve Türkiye'de ne hale geldiğini, ülkemizin ne düştüğünü de maalesef acı acı yaşıyoruz. 2023'e gelmişiz. 7 yılda Türkiye çok ciddi bir şekilde her yönden çok kötü duruma düştü. İşte bu yanlış fetvalarla yaptığı yanlışları İslam'a uydurarak itibardan tasarruf olmaz diye her türlü israfa göz yumarak, helal haram demeden her şeye kabul ederek yaşantının sonu, yolsuzluğun, hırsızlığın sonu bu olduğunu hepimiz görmüş olduk. Bu konuyu fazla izaha gerek yok. Altıncı madde, hizmet insanına bu süreçte evlerini bastılar, mallarına el koydular, en ufak bir teröre bulaşmadık, başaramadılar, Allah bizleri korudu. Bu süreçte yaşadığımız sıkıntıları hocam ben de dile getiriyor burada anlatıyor. Bizim burada madde cemaate zulmettiler, evlerini bastılar, haksız yere mal mülküne el koydular, her şey yaptılar. Ama hiç kimse bir bıçak daha çekmedi, kimseye karşı gelmedi, kanunlara, kurallara riayet etti. Hakkını dahi savunmadı ki İslam'da malını, mülkünü, canını korumak haktır. Buna dahi yapmadık. En ufak çünkü bu terörle değerlendirilecekti cemaat terör eylemi yapıyor, terörist diye demek isteyeceklerdi. Yine dediler. Ama ispat mümkün değildi. Allah bizleri korudu. En ufak bir olaya sebebiyet vermedik. Her şeye rağmen, bütün zulümlere rağmen, işkencelere rağmen, hapsat rağmen, işten kovmalarına rağmen, aç bırakmalarına rağmen, mağdur rağmen bu cemaatin hiçbir insanı herhangi bir şiddete bulaşmadı. Bir terör eylemi olacak bir suç işlemedi. Hiçbir insanı öldürmedi, kimseye bir zarar vermedi. Her türlü zarara maruz kalmasına rağmen bizi diyor Allah bundan korudu. Öyle bütün dünya bizim masum olduğumuzu ferda ferda görmüş oldu. Bu çok önemli bir husus diyor Hoca Efendi. Bir şeye bulaşmayın. Bunun da tavsiyeleri var biliyorsunuz. Daha, izah, daha önce izah ettik. Benim ölümümü dahi görseniz herhangi bir teröre, bir kalkışmaya, kargaşaya sebebiyet vermeyin diye bir Hoca Efendi. Öyle bir önder. Öyle bir rehber hoca efendi. Öyle bir büyük zat. Allah ondan ebediyen razı olsun. Yedinci madde. Cemaate terör örgütü iftirası attılar ama dünya bu yalana inanmadı. Tabii ki aynen, aynen deminki izahın bir devamı bu. Bu iftirayı attılar. Hatta Türkiye'deki derin devletin Ergenekon'un balyozun 60'tan 1923'ten başlayan bir süreç içerisinde suikastlar var öldürülmeler var. Bunlar Çankırı'da bir olan vakalar biliyorsunuz. Topalasan hikayesinin misalleri hepimiz tarihte biliyoruz. O kadar gerilmeye gerek yok. 12 Mart'tan sonra, 12 Eylül'den, 12 Eylül'den sonra bir sürü terör eyleminin oluşturulduğunu, kasten yapıldığını, darbe zemini hazırlandığını hepimiz biliyoruz. 28 Şubat süreci yapılanları biliyoruz. Muammer Aksoy'ların, Uğur Bumcuların, Çetin Emeşler'in, Onlarca kişinin suikastını yine bu derin devletin mensubu insanlar yaptılar. En son Necip Hamlezoğlu suikastını yaptılar AK Parti iktidarı döneminde 2002 yılında. Onu bile bu süreçte cemaat yaptı demeye getirdiler. Adamları yakaladı içeri attılar seçim öncesi. Seçim sonrası hepsini yine bıraktılar. Çünkü kumpas kuruyorlar, iftira atıyorlar. Hiç utanmadan bunu cemaat tır imasını yapmaya çalışıyorlar. Ama buna kimse inandıramadılar. Çünkü yaptıları ortada. Bunu dünya biliyor, herkes biliyor. Ama cemaatten de bir fiyat Allah'a hamdolsun hiçbir şeye karışmadı. Hiçbir terör eleme müdahalede bulun, bu şeyde bulunmadı. Terör ima edecek bir şiddet şeyine asla girmedi elhamdülillah. Hoca ben bunu burada izah ediyor. Sekizinci madde bizim şahsımızla ilgili önemli bir husus bu. Hoca efendi helal ve haram mı ayırmalı asla karıştırmamalıyız. Yediğimizden içimizden başlayarak kazancımıza, Hayatımıza asla haramı ulaştırmamalıyız. Yalan, iftira, yalan söyleyerek mal kazanma, yalan söyleyerek mal satma, hile yaparak mal satma. Bütün bunlar İslam'a göre suç, büyük günah. Yalan söyleme zaten başlıyor. Büyük günah. Dolayısıyla mal satacağım diye yalan söyleme. Araba satacağım diye yalan söyleme. Mülk satacağım diye yalan söyleme. Karşıyı aldatmaya çalışma. Hileli tartı yapma. Bu dahil. Daha da önemlisi yediğimiz, içtiğimiz şeylerin helal mi haram mı olduğunu ciddi incelemeliyiz, tetik etmeliyiz. İçinde haram olan malzeme varsa, domuz ve vesaire malzemeler, besmez kesilmiş etler, yediğimiz tavuklar vesaire ne varsa hassas yaşamalıyız. Helal kesim takip etmeliyiz. Çünkü haram yiyen bir lokma yense 40 gün mani ibadetten zevk alamazsınız diyor büyük bir zat. Ben bir sohbete gittim de, bir davete gittim de, kazara gitmeyen insanlar bunlar böyle. Bir orada bir şeyler yesem, birkaç lokma yesem 40 gün ibadetten zevk alamayınca oradaki yerel şeylerin şüpheli olduğunu tahmin ediyorum diyor. E şüpheli değil. Haram helal konusunda hassas olmalıyız. Yediğimize, içtiğimize, kazancımıza dikkat etmeliyiz. Asla yalan karıştırmamalıyız. Haram karıştırmamalıyız. Hassas yaşamalıyız." diyor hoca efendi. Bu konuyu bizlere ciddi bir ders olarak anlatıyor. Dokuzuncusu, söylediklerimizi önce bizler aynen uygulamalıyız. Temsil keyfiyeti olmalıdır. İşte yine konunun devamında Hoca Efendi bir şey anlatıyorsak, söylüyorsak onu önce kendimiz yaşamalıyız. Kendimiz uygulamalıyız, kendimiz yapmalıyız diyor. Eğer bunu yapamıyorsak öyle ifade etmek, konuşmak çok doğru değil diyor. O yüzden temsil etme, yani insan yüz tane söz söylersiniz, tesir etmez. Ama bir güzel davranış sergilersiniz. Herkes der ki ya hakikaten Allah razı olsun. Kendisi bunu yaşıyor. O tesir eder. Hoca Efendi bunu anlatmaya çalışıyor. Yani bunun misalleri çok bunun. Yani daha çok temsil keyfiyetiyle olmalıyız. Sözümüzle, özümüzle aynı olmalıyız. Davranışlarımızla, hareketlerimizle, sözlerimiz aynı olmalı. İşte o zaman tesiri hem davranışımızın hem sözümüzün tesirinin daha faydalı olacağını temsil etmenin, İslam'ı anlatmanın, örnek bir hayat yaşamanın daha tesirli olacağını Hoca Efendi burada bize anlatıyor. Ve dediğimiz şeyleri önce kendimiz uyguluyoruz. Yani hani bir zat var, Mevlana'nın sözü budur. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yani toplumda çok büyük bir insan görünüyorsan, çok takva yaşayan insan görünüyorsan, takvalı olmaya çalış diyor. Yok takvalı olmaya çünkü görüntüsü veriyorsan, öyle bir imaj sözlerine sergiliyorsan o zaman diyor yaşantını düzeltmeye çalış. Bu çok güzel bir söz. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Yani iki yüzlü davranma. Dost doğru ol. İşte bu tepsi keyfiyeti. Bu da bunu e, Hoca Efendi anlatıyor. 10. madde hizmet insanı olarak takva dairesi içinde dört halifeler dönemi gibi de bir yaşamaya çalışmalıyız. Evet. Hizmete koşan insanların normal bir âmi mümin gibi beş vakit damazı kıldı, abdestini aldı, hele hal dikkat etti. Tamam hayatını yaşadığı gibi davranmamalı diyor. Daha öte çıkmalı. Fetvalara göre değil, takvaya göre davranmalı. Hassas yaşamalı, örnek olmalı, temsil etmeli. Yaşantımızı önce düzeltmeliyiz diyor. Yani kendi yaşantını, şahsi yaşantını, aile yaşantını, çoluk çocuğunla yaşantını, eğer hassas değilsen, İslam'ı tam temsil edecek yaşamıyorsan, bir sürü eksiği kusurun varsa anlattıkların bir işe yaramaz diyor. Bir bize yakışan diyor. Hizmet insanı olduğunuzu iddia ediyorsanız, bu hizmette bulunuyorsanız ne olur diyor. Sahabe dönemindeki gibi takva ile İslam'ı yaşayın. Allah rızası için koşturmaya çalışın. insanlara temsilde, tebliğde örnek olmaya çalışın diyor. Yine konu aynen devam ediyor. 11. madde. Evlerimizdeki ailevi yaşantımızı İslam'a uygun hale yaşamalıyız. Çoluk çocuk torunlarımıza da örnek olmalıyız. Evet. Anne babalara burada ciddi bir nas nasihat ediyor. Bizlere izah ediyor. Evde diyor dışarıda iyi bir abi görünüyorsunuz. İtibarlı bir insansınız. İyi bir ablasınız. Güzel sohbet yapıyorsunuz. Ders yapıyorsunuz vesaire. Gayet güzel. Peki evinizdeki yaşantı nasıl? Aile geçimin nasıl? Karşılıklı davranışlarınız nasıl? Karşılıklı sevgi, saygı, muhabbet, İslami yaşantı, evde cemaatle namaz kılma, bir kitap okuma saati, ibadetlere hassasiyet, oruca hassasiyet, takva yaşama, sünnetleri kılma, çoluk çocuğa güzel örnek olma, evde kavga etmeme, tartışmama, buna benzer. İslami hayata uygun davranabiliyor musunuz diyor Efendi. Ve bu davranışı yapmanız gerekiyor diyor. Çocuklarınıza örnek olmanız cevap ediyor diyor. Ve torunlarınıza da. Çünkü insanların 5 yaşa kadar belli temel bilgiyi alıyorlar. 7 yaşa kadar oturaklaşıyor. On 15 yaşa kadar da bu kemale eriyor. Ondan sonra bir şey verme şansınız yok. Önce ne vermişseniz onun devamı devam etmiş oluyor. Dolayısıyla hoca efendi diyor aile hayatınızda yaşantınızı İslam'a uygun hale getirin. Çocuklarınıza örnek olun. Torunlarınıza örnek olun. Model bir mümin. Hani bir evde model bir İslam modeli yaşantısını ortaya koyun. Ta ki iyi bir örnek ve temsil misyonunu yapmış olun diyor. Buna, bu hassasiyeti o cefendi ele alıyor. 12. madde namazlarımızı Allah bizleri görüyor şuur ile. Yani kılmalıyız. Çocuklarımıza da numune misal olmalıyız. Yani, namazlarımızda da böyle hemen geçiştirme gibi namaz kılma değil. Hemen işte farzı yerine getirelim gibi değil. Namazı güzelce kılma diyor Hoca Ona hazırlanma, ibadeti güzelce yapma. Gel yani müsaitse evde cemaatle namaz kılma. Tesbihat ve duaları güzel yapma. Çocuklarımıza da örnek olma. Yani temsilde, misyonda namazın takvayla kılınması, duaların düzgün yapılması, yaşantının evde iyi yapılması önem, konusu önem, arz ediyor. Namazların tadil erken kılınması. Çünkü tadil erken namazlarda farz denince kadar, farz da sanıyorum deniyor bazı yerlerde riayetin önemli hadislerde geçiyor. Tabuğun yem yediği gibi secdeye, rükye gidip gelme yapmayın diyor hadislerde. Düzgün kılmasını tavsiye ediyor Efendimiz. Bu tadir erkan namazın esaslarından. Dolayısıyla namazlarınızı düzgün kılın, duasını, tesbihatını düzgün yapın. evlatlarınızı iyi örnek olun diyor. Yani İslam'ı yaşama temsil önce evde başlar. Bunu evde iyi yapmak durumundayız. 13. madde. Eğer İslam hakkındaki bilgilerimizi marifet ve muhabbet Allah seviyesine getirmezsek zor süreçlerde yolda dökülenlerden oluruz. Allah muhafaza etsin. Evet. İslam'ı diyor bilgilerimizi bunu marifet, Allah'ı tanıma, irfan, Allah sevgisi, muhabbetiyle seviyesine getirmezsek yani takva yaşamazsak gerçekten ama her konuda helal arama hassasiyet, dikkat etme, yediğimizle dikkat etme, namazlarımızı düzgün kılma, cemaatle evde kılma, evlatlarımıza örnek olma, Tesbihatımızı düzgün yapmak, kitap okuma, dini yaşantımızı, hassasiyetimizi arttırmayı iyi yapmazsak diyor, İslami bilgilerimizi bir marifet, Allah'ı tanım bilme, muhabbet ol, Allah'ı sevme seviyesine, hakikaten böyle sevgi, Allah'a karşı büyük saygı, sevgi içerisinde hareket ederek ölçülü de yaşamazsak diyor, zor süreçlerde, sıkıntılar meydana geldiğinde, din, dinimizden dolayı mağduriyetle maruz kaldığımızda yolda dökülürüz diyor. Yani... İnsanlar iyiken iyi. İslami herkes yaşıyor. Biz de yaşıyoruz ama evde böyle dikkat etmiyoruz. E, hapse atıyorlar. Zulmediyorlar Müslüman olduğumuzdan dolayı. E, ben değilim o cemaatten. Ben onlara alakam yoktu deyip yan çizmeler, kaytarmalar. Hatta aleyhte bulunmalar. Bu süreçte gördük. Cemaat içinde vasıfe yapan kişilerin bir kısmının itirafçı olduğu, işkence gören zulüm imzalatılandan imza atılandan Göz göre göre itirafçı yaptığı, isimler verdiği, abilerini ifşa ettiği, hapise girmeyen seybet verdiğini, bir sürü örneklerini gördük. Ve işte bunlar, yollarda dökülen itirafçılar ve iftiracılardır. Ve bunlar gibi olmayıp da yine bırakanlar, vazgeçenler, namazını terk edenler, dindarlığını terk edenler, işte zor zor yolunca, korkuyla, kendini gizlemeye çalışıp, dini de yaşamayanlar, işte bu yolda dökülme anlamına gelir. İnsan kendini gizleyebilir, ama yaşansını bozmaz. Yaşansını devam ettirir. İşte maalesef, böyle bir sürü kendine e, yanlış yapanlar, ölçü kaçıranlar, bu süreçte hizmetten Allah razı ayrılanlar, yaşansını bozanlar, ibadetleri terk edenler, namazını bırakanlar maalesef bir sürü insan gördük. Sebebi ne? Zamanında İslam bilgilerini Allah'ı sevme, Allah'ı bilme tanıma ve Allah'a karşı itaatte takva seviyesinde yaşantıya ulaşmadığı için zor süreçler başlayınca maalesef birçok kişi yolda dökülmüş oldu. Allah muhafaza etsin yeniden dönmeyi, yeniden tövbe istifade etmeyi, yeniden İslam'ı yaşamayı, İslam'ı hayata, yeniden hayatına hayat yapmayı, ailece, çoğu çocuk yaşamayı bütün hepimize nasip etsin. Madde 14 Allah helal rızkın teminatıdır. Allah'ın verdiği milyonlarca nimetine ciddi tefekkür ederek şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Allah helal rızkı ben veririm diyor ve veriyor. Her şeyi dünyayı yaratmış, önümüze sermiş. Bizden küçük gayretle elde edebiliyoruz. Dolayısıyla diyor haram daha çok daha çok zengin olma, daha çok lüks yaşama, daha çok rahat yaşama adına girer, haramlara girerek, günahlara girerek kazanmanın doğru olmadığını. Allah'ın verdiği bütün nimeti şükredebiliriz yani göz, kulak, hayat, yaşantımız, her şeyimiz. Bu Allah'ın nimeti hepsi bunları vermiş, hayat vermiş bizlere. Bunlara şükür gerektiğini kainatın tefekkür ederek Allah'ın yarattığı nimetler göz önünde hepsinin sergilenmiş. Bunları görerek, idrak ederek Allah'ın üzerine neler var? Nefes almak işte. En büyük nimet. Nefes alıp vermesine ne olur düşünebiliyor musunuz? Allah ayarlamış. Oksijen yüzde seviyesinde havada. Yüzde azot. Ve biz o ölçü içerisinde nefes alıp verebiliyoruz. Hayatımızı daha ettirebiliyoruz. Her şeyi hamd etmemiz cevap ediyor. Dolayısıyla diyor Allah'ın bazen nimetleri verir, bazen alır, azaltabilir. O yüzden diyor helal rızık teminat altındadır. Bir şekilde rızkını temin edersiniz ama Allah'ın verdiği nimetlere şükretmekten vazgeçmeyin diyor. Tefekkür edin diyor, düşünün diyor. Allah hamd edin. Verdiğine de şükredecekseniz aldığına da sabredeceksiniz. Bazen verir, bazen alır. O yüzden şükür etmek durumundayız. Verdiği nimetlerin en başı nefes almak dahil hepsine hamdı gerektiren Allah şükür gerektiren bir durumdur. Bunu unutmamalıyız diyor. Yani nankörlük yapma. ama Allah niye verdi, niye aldı, niye bizi bu mağdur ediyor gibi Allah korusun Allah'a karşı isyan etmemek gerektiğini bunu anlatıyor hoca efendi. 15. madde Allah ülkemizi fitne ve fesatlardan ve fesatçılardan kurtarsın. O dua ediyor. Rabbim diyor, ülkemizdeki bu sıkıntılara sebep veren, fitne fesat çıkaranlara, din düşmanlarına, İslamcı geçiden ama İslam'ı yaşamayan, maddi çıkar menfaat için davrananlara Fırsat vermesin ve bunlardan bu ülkemizi bir an önce Hoca Efendi, Allah kurtarsın diyor. İnşallah bu dua kabul olur. Hepimiz dua etmeliyiz. Ülkemizi insanlığın her yerinde olan fitne fesatlardan, zalimlerden Allah muhafaza etsin, kurtarsın. İnsanlık bir kere daha inşallah İslam'ı tanımayı, bilmeyi, öğrenmeyi öğrensin, görsün arzu ediyoruz. Rabbim inşallah bu zalimlere, bu fırsat zulmedenlere, bir an önce son verdirir. Biz müminler de İslam'ı yaşarsak, Allah temsil edersek Allah da bunu nasip eder. Çok dua etmeliyiz. Hem fiili dua hem kavli dua yapmalıyız. 16. madde, son madde bu. Allah'ın verdiği nimetlerle kibir ve gösteriş yaparak, dünyevileşerek birleşerek yoldan çıkmayalım. Şehitler, sadıklar ve salihler safında olmaya çalışalım. Hoca Efendi şeyin sonunda da Allah'ın bize bu dünyada verdiği nimetler mutlaka var bir sürü ve çok da verdiği zamanlar var. Bunlardan da zenginlik olan zengin olma, iyi araba sahibi olma, mal mülk sahibi olma vesaire vesaire. Bundan kibirlenmeyelim diyor Hoca Efendi. Gösterişe girmeyelim, insanları tahrik etmeyelim. Ve bu yönden de dünyayı birleşerek, dünyaya meylederek yani Allah yolunda koşmak gerekirken, hizmet yapmak icap ederken, Allah için yardım etmek icap ederken, muhabbet yapmak gerekirken, kendi rahatını düşünme, tatillerini düşünme, kendi hayatını düşünme, kendi daha lüks arabasını düşünme, daha makamının mevkisini daha iyi yapmaya çalışma, dünyevileşme anlamında yani İslam yaşasından yan çizme, ibadetlerini aksatma, kulluğunu terk etme vesaire vesaire. Böyle bir duruma diyor. Sebebi diyor bunun bir Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı kibirlenme, gösteriş yapmaya çalışma ve dünyevileşme. Yani yaşantısında, hayatında dünyevi arzularını, uhriyeti düşünmeyerek, helal haramda dikkat etmeyerek, meşru ve gayrimeşruya bakmayarak her şey yapmak. İşte bu dünyevileşme anlamında kullanıyor efendi bunu. Bunu hizmette herkes. Hizmette bunu herkes bunu ölçüleri biliyor. O yüzden de böyle olmayalım. Biz şehitlerin, sadık olanların ve salihlerin Allah yolunda sadık kalan, yoldan ayrılmayan, dini yaşantısını terk etmeyen ve takva sahibi salih kullardan olmaya çalışalım. O yolda gayet gösterelim. Allah bizleri muhafaza etsin diyor. O yüzden diyor gerçek akibet müttakilerindir demesinin ana sebebi bu. Hem dünyada hem de ahirette inşallah kazananlar oluruz. dünyevileşmeden birleşmeden, dünyaya dalmadan, dünyadaki nimetlerden istifade ederken kibre gurura girmeden, gösterişe kapılmadan, insanlığa hizmet ederek, insanlara yardımcı olarak, yaşantımızla takva yaşayarak çalışarak, hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarmaya çalışalım. En sonunda mutlaka gerçek akibet inananların, takva sahibi olanların muttakilerindir diyor Hocaefendi. Bu bam terini bize Hoca Efendi 25 Aralık 2016 tarihindeki bam terini Hoca Efendi bizlere bunları anlatmaya çalışmış. Biz bunları ders çıkardık. Bu bam yine linkini oraya koyup sayfaya koyacağım. İzlersiniz. Sizler de çok daha değişik şeyler çıkarabilirsiniz. İnşallah Allah bu bam bam tellerini dinleyerek, izleyerek, ders almaya, Hoca Efendi'nin yazılarını okuyarak öğrenmeye, Risale okuyarak kendimizi geliştirmeye, manevi yönden geliştirmeye, imanımızı tazelemeye ve yaşantımızı daha iyi yapmaya gayret göstererek, bu süreçten de ders çıkartarak, bu zulümlerin, zalimlerin zulmünden de ders çıkartarak daha takva yaşamaya, daha dindarca yaşamaya, daha müslümanca hayat yaşamaya, daha mütevazi, daha olgun, insanlara örnek bir misal temsil misyonunu temsil etmemiz gerektiğini anlamış olduk. Bu bam telinden böyle istifade ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler efendim.